Tamam, teşekkür ediyorum. Beklettim, kusura bakmayın. Hemen başlayayım Free'de verimli kullanabilmek adına. Benim adım Özlem İngün Karkış. Doğu Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim. Siyaset ve ekonomi yönetim bölümünde bugün dijital aktivizmin kadınların siyasal toplumsal mücadelesindeki yeri konulu bir sunum paylaşacağım sizinle. Sunum planı hızlıca geçiyorum. Şimdi kadın hareketi mücadelesi tabii hepimizin bildiği gibi kadınların özgürleşmesi anlamında çok çeşitli pratikler sunar. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmelerle de tabii ki bu pratiklerin de geliştiğini ve zenginleştiğini görüyoruz. Özellikle de kadınların toplumsal ve siyasal mücadele alanlarını genişleten ve zenginleştiren bir gelişme diyebiliriz. Tabii ki bu yönde eleştiriler de var, olumsuz yönde dijital aktivizm. Birazdan değineceğim. Önemli zaman ve mekan mefhumunu biraz belirsizleştirdiği için tabii ki farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan, farklı kimlik aidiyetlerine sahip kadınların çok daha kısa bir sürede bir ağ çerçevesinde bir araya gelmesiyle karşılaşıyoruz. Dijital aktivizm tabii tüm hak taleplerini, mücadelelerini de kapsayan geniş bir kavram olarak karşımızda. Yerelde başlayan herhangi bir toplumsal hareketin ya da eylemlerin biz çok kısa bir sürede küresel bir nitelik kazanarak yayıldığına şahitlik ediyoruz. Tabii dediğim gibi olumlu etkilerin yanında olumsuz etkileri de var. Olumsuz etkileri içerisinde biraz önce hocamın da anlattığı gibi o kamusal alan, özel alan aslında dikotomisiyle ilgili. Çünkü kadınların özellikle ikincileştirme pratiklerinin kamusal alan, özel alan üzerinden gerçekleştirdiği düşünüldüğünde bu tarz aktivizmlerin bir şekilde özel alana kitlenme ve sınırlandırılma gibi bir tehlike içerisinde olduğu argümanlarıyla da karşılaşıyoruz bu noktada. Şimdi dijital aktivizmden bahsedeyim kısaca. Tabii dediğimiz gibi işte toplumsal hareketler, siyasal hareketler ki literatüre baktığımız zaman eski toplumsal hareketler, yeni toplumsal hareketler gibi bir farklılaşma da var. Ben her ne kadar buna çok katılmasam da aslında. Tabii ki yeni toplumsal hareketlerin işte o işçi eylemlerini, emek hareketleri hani plana çıkarak daha görünmez kıldığı noktasına da ki eleştirilerden bahsediyorum ki önemli hala bence hala önemli tabii ki bu eylem emekle ilgili örgütlenmeler. Toplumsal mücadelenin sanal ayağında gelenekselden farklı bir eylem biçimini işaret ediyor tabii dijital aktivizm. Aslında buna klavye başı aktivizm de deniyor. Kişisel aktivizm de bunun bir farklı çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda çok ona değinmeyeceğim. Şimdi sosyal medyada tabii ki hep çok farklı gündemler, kamuoyu oluşturulması karşılaşıyoruz. Yeni işte seçim gündeminden çıktık. Bu dönemde de çok yakın olarak yaşadık. Artık o konvansiyonel medyanın yerini dijital medyanın ve dijital ağların aldığı bir gerçeklikte ya da bir sanal gerçeklikte diyebiliriz buna. Bunu da yaşıyoruz. Özellikle bu hashtag aktivizmi de deniyor buna. Hashtagler oluşturularak işte kişilerin oturduğu yerden bu şekilde bir kamuoyu oluşturulması, hızla dediğim gibi zaman ve mekanın hızlı bir şekilde yaygınlaşması ki işte bilirsiniz Kaskas de buna işte o informal şeylerde değiniyordu. Daha çok hashtag oluşturan temalar arasında işte toplumsal cinsiyet, hak temelli arayışlar, özellikle kimlik aidiyetleri üzerinden çocuk, yaşlı hakları, engelli hakları, kent hakkı çok önemli tabii ve adaletle işte gibi birçok eşitsizlik ve haksızlıklarla ilgili hashtag oluşturulduğunu biliyoruz. Hashtag aktivizmine ile karşılaşıyoruz. Şimdi tabii hem sosyal medya, yeni medya dediğimiz tabii sosyal medya, dijital ağlar, toplumsal hareketlerin oluşmasında önemli bir gelişme diyebiliriz. Bir kere o muhalif mesajların yayılması, kitlelerin daha kolay mobilize edilmesi ama tabii dediğim gibi bir sokaktaki eylemlilikten çok daha farklı yerde. Bunu tekrar altını çizeyim. Siyasi kimliklerin oluşması, güçlenmesi, hak adalet arayışında önemli bir yerde duruyor. Şimdi kadınlar da
patriarka ve patriarkal sistemle temeldeki mücadelesi sadece çevrim dışı olarak değil, artık çevrim içine de taşınmış durumda. Biz bunu aslında hem Türkiye'de hem dünyada pandemi döneminde de çok fazla deneyimledik. Hepimizin işte o kamusallardan özellere, özel alanlarımıza hapsetmemizle, çekilmemizle beraber daha çok eylemliliklerin klavye başından yapıldığı, işte kadınlarla ilgili çok yakın bir işte İstanbul Sözleşmesi örneği var biliyorsunuz. Bununla ilgili mücadeleler her ne kadar sokağa da çıkılmaya çalışılsa karşılaşılan bariyerlerle bir şekilde o dijital olarak onu aktif dijital anlamda tepki koymak diyelim daha fazlalaştı. Tabii burada karşı kamusal alanlar, yeni karşı kamusal alanlar, alternatif medya, yarıtma durumunda dijital medya bir şekilde kullanılıyor. Burada da değinmek istedim. Hani bildiğiniz gibi o Habermas'ın burjuva kamusal alanına dair eleştirilerini göz önünde bulundurarak şu denilebilir. Karşı kamusal alanlar, işte dışlananlar, ötekileştirilen, marjinalleştirilen kimlikler, aidiyetler. Şimdi bir kamusal alanın o çizdiği sınırın dışında kalanlar diyelim. Genellikle kendi medyalarıyla, kendi iletişim ağlarıyla beraber karşı kamusallık yaratmış oluyorlar. Ve burada da işte insanlar bir araya gelerek bir ağ oluşturuyorlar. Kadınların siyasal toplumsal mücadelesinde peki dijital aktivizm nerede duruyor? Biraz buna bakmak gerekirse özellikle 20. yüzyıldaki bu feminist mücadelelere baktığınız zaman tabii ki fiziksel olarak katılan toplumsal hareketlerle karşılaşıyoruz. Sokak eylemleri hala var. Hala bunun bir kamuoyu oluşturmadaki önemi bence hala güçlü. Her ne kadar sınırlamalar ve baskılarla karşılaşılsa da. Ama dijital feminist aktivizm dediğimiz zaman o feminist farkındalığı yaymak, bilgiyi yaymak, aynı mağduriyete sahip kadınlar arasında bir dayanışma ağı oluşturmak, bir ortaklaşma hali geliştirmek. Hani belki bu yabancılaşmayı aşma da belki bir anlamda diyebiliriz. O Marx'ın altını çizdiği yabancılaşma, birbirinin farkına varma hali. Evet, bilinç yükseltme feminizm içerisinde önemlidir. Daha çok dediğimiz gibi işte Facebook, Twitter, TikTok, Instagram gibi dijital medya aracılığıyla bir aktivizm söz konusu. Sokak hareketleri evet, toplumsal hareket eylem alanı yaratıyor ama dijital aktivizm de bunu sanal bir ortamda, işte kişinin oturduğu yerden bir şeyleri değiştirme, değişime ortak olma, işte iletişim kurma haliyle buna müdahil olmaya çalışıyor diyebiliriz. Bunun gibi eleştiriler de var. Yani sadece oturduğunuz yerden bir tıkla bütün dünyayı değiştirme sanki işte çok büyük bir eylemlik örgütlük halinde olmak. Çeşitli yanılsamaları da var tabii ki bunun haklı olarak eleştirilere dair. Coğrafya dedik tabii coğrafya olarak dağınık durumdaki kadınlar arasında bir kolektif kimlik oluşumunu da sağlıyor aslına bakarsanız bir yanıyla da. İnternet önemli. Türkiye'de de zaten örneklerini vereceğim birazdan. O şiddet mağdurları, taciz, tecavüz ya da katledilen kadınların bunlarla ilgili bir kamuoyu oluşturulması, bir farkındalık yaratılması, bir aslında hem bilinçlendirme hem de bir hikaye anlatımı için bir alan açmış oluyor, bir platform açmış oluyor. Kolektif eylemi de belki kolaylaştıran bir noktada duruyor. Me Too hareketi hepimiz biliyoruz, önemlidir Me Too hareketi. Bir hashtag feminizm aslında. Aktivistlerin işte cinsel şiddete, tacize karşı seslerini yükselttiği ve bir hareket. Bunu Clark Peterson'ın önemli bir şeyi var burada değerlendirmesi. O yüzden buraya almak istedim. O kişisel olanın politik hale getirdiği aslında bunu ve birinin politik arasında bir köprü kurduğu için bir performans olduğunu savunuyor. Bu hareketi daha sonra bu küresel olarak uluslararası anlamda yayılıyor ve bütün dünya, hemen hemen bütün ülkeleri kapsayan bir harekete dönüşmüş oluyor bu haliyle. Ve herkes işte kendi deneyimlerini paylaşmaya başlıyor o hashtag adı altında.
Tabii çevrim içi platformlar oluşturmak önemli. Dediğimiz gibi biraz önce Covid'de de yaşadık. İşte bunu bütün toplantılar, sivil toplum örgütlerinin özellikle eylemlilikleri ya da toplantıları da işte online'a döndü. Kadın hareketi de tabii ya da kadın dernekleri de bunun içerisindeydi. Tabii çok fazla kampanya yürütülüyor son yıllarda dijital platformlarda. Biraz önce dediğim gibi işte o sosyal ağlar, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook gibi. Birçok katılımcı ya da işte eylemciyi kendine çekme potansiyelini içerisinde taşıyor. Hashtagler oluşturularak kamuoyunun dikkati çekiliyor. Dikkatinin çekilmesi sağlanıyor. Mağdur olan ya da bu konuyla ilgili hassasiyeti olan kişiler bir araya gelerek bir nevi bir kolektivite de sağlanmış oluyor. Bir dayanışma ağı oluşturuluyor. Şimdi Türkiye'deki kadın hareketlerindeki acaba dijital aktivizm nerede diye baktığımız zaman biraz önce söylediğim gibi özellikle kadın dernekleri ya vakıfları işte oluşturulan bu anlamda COVID ile alışılan şekilde online olarak da devam ediyor aslına bakarsanız çoğu durumda. Bu çevrim içi toplantılar, çevrim içi çalıştaylar, eğitimler şeklinde hala devam ediyor. Önemli bir işte maalesef hepinizin bildiği gibi 2015 yılındaki Mersin'deki bir üniversite öğrencisi olan Özgecan Arslan'ın katledilmesi ve bu bir anda tabii ki bir infiale sebep oluyor ve daha sonra sosyal medyada hashtag sen de anlat etiketiyle bir kampanya düzenleniyor. Çok kadın kendi cinsel taciz hikayelerini dijital platformlarda aslında paylaşmaya başlıyor bu haliyle. Çok azımsanmayacak bir kamuoyu gücüne sahip. Ve kamu vicdanında yer alan pek çok dava ya da olayda da önemli bir rol üstleniyor tabii ki bu durum. Daha sonra 2019 yılında gene birkaç tane şeyi buraya sıraladım. Hocam sürem bilmem şimdi göremediğim için beni uyarırsanız sevinirim. Sesiniz kapalı. Son 3-4 dakikanız yavaş yavaş toparlayabilirseniz seviniriz. Hızlı bir şekilde toparlayayım. Şule Çet davası, işte Rabia Naz, Emine Bulut, Şule Dumansever gibi yeni hashtaglerle beraber dijital olarak bir eylemlilik söz konusu oldu. Kamuoyunun dikkati çekildi. Şimdi bunlar tabii kapanan davaların bu kamuoyu dijital platformlardaki bu eylemlerin bazı kapanan dosyaların belki tekrar açılması, tekrar işlem alınması gibi bunu da sağladı ama yeterli düzeyde mi tabii tartışılır ki olmadığını maalesef hala görüyoruz bunların. Daha almamız gereken çok yol var. Bir şeyden bahsedeyim gene Türkiye için işte Pınar Gültekin biliyoruz işte Challenge Accepted diye bir hashtag ve siyah beyaz fotoğraf paylaşımı önemli çünkü çok kısa bir sürede çok hızlıca yayıldı. Bu diğer ülkelerde de dikkat çekti ve bunun Türkiye menşeli olduğu fark edilince çoğu ünlü yurt dışında kendi fotoğraflarını da paylaşarak bu kampanyaya ve bu eylemliliğe aslında destek verdiler. Her yeni birini katledilmiş hiçbir kadının siyah beyaz fotoğrafıyla başlamak istemiyoruz diyerek kendi fotoğraflarını da paylaşmaya başladılar. Çok kısa bir sürede tabii bu Challenge Accepted hashtag ile 4,5 milyondan fazla bir Instagram paylaşımı karşımıza çıktı. Hızlıca toparlamak gerekirse şimdi bildiğimiz gibi tabii toplumsal hareketler aslında bir eylemlilik, bir sokak ve bir kolektivite, bir birlikteliği gerektiriyor. Bir örgütlenme biçimi. Fakat işte son yıllardaki o teknolojik gelişmeyle beraber ve birçok şeydeki aslında farklılıklarla, değişmelerle beraber diyelim, bunların da strateji ve taktikleri değişmeye başlıyor. Dijital ağlar, dijital platformlar öne çıkmaya başlıyor. Ve çoğu artık bunun işte bir çeşitlilik olduğu, toplumsal hareketlere katılımın belki sekteye uğrattığı şeklinde de eleştiriler geliyor. Dijital aktivizm herhangi bir toplumsal ya da bir siyasal meseleyle ilgili bir
hızlıca geçti. Şeyin de bir farkındalığı da sağlıyor tabii ki. Bu önemli. Şunu söyleyebilirim son toparlamak gerekirse. Şimdi evet, dijital platformlar önemli. Feminist fikirleri yaymak, şekillendirmek, feminist bilinci, farkındalığı artırmak adına önemli. Özel de ve önemli de bir alanda duruyor. Evet, ama bunun hiçbir şekilde o bildiğimiz toplumsal hareketlerin gücünü yansıtacak şekilde de çok fazla bu alanda, nasıl diyeyim, yani toplumsal hareketler evet artık değişti ve bir dijital şekilde devam ediyor. Bu noktada da biraz temkinli davranmak gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Uzattıysam lütfen kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hem siz hem Ceren hocam, ikiniz de kadın hareketlerine ilişkin erkek dinleyicileriniz de burada olarak bizleri bilgilendirmiş oldunuz. Sorularınıza daha sonra geleceğiz arzu ederseniz.